2022 yılında şurada çok az bir zaman kaldı zaten. Neredeyse 10 gün. Bir, Zorunlu deprem sigortasının vermiş olduğu teminat limitlerinde bir artış yaptı mı DASK? Birinci soru bu. Hı hı. Bir başka soru da primlerde de artış olacak mı? Buna ben bir soruyu daha ekleyeyim. Bu da yine izleyicilerden gelen bir sorudur. Bugün poliçesi dolan bir tüketici, vatandaşımız bugün zorunlu deprem sigortası yaptırdığında 2022 yılındaki prim artışı varsa etkilenecek mi? Ve teminat artışı varsa bundan da etkilenecek mi? Buyurun. Teşekkür ediyorum Nurhan Bey. Öncelikli olarak herkese selamlar diyorum ve bu ikinci hafta soruları cevaplıyoruz. Evet, devam doğru. Ediyoruz. Evet. Şimdi şöyle, bizim Kasım'ın 17'sinde resmi gazetede zorunlu deprem sigortası tarifesiyle ilgili mevzuatımız yayınlandı. Şöyle ki, her yıl yenilenen metrekare birim fiyatları, hı hı, ve maksimum teminat limitlerimiz güncellendi. Bu da zaten binaların vergilerine esas olacak Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan cetvellerle güncelleniyor Noyan Bey. DASK bunu ona göre yapıyor. Hı hı. Metrekare birim maliyetlerine. Şu anda 1268 lira olan betonarme bir evin metrekare birim fiyatı 1508 liraya çıkıyor. Yani %19 bir zam var orada. Zam demeyeyim adına, ben de zam dedim, yanlış bir kullanım. Aslında metrekare birim değerlerini... Değer artışı diyorsunuz. Değer artışı. Yeniden bedeli değerleme. Bedeli yükseltiyoruz. Ve arkasında da bir fiyat olduğu için, bizde de bir red tablosu olduğu için bunlar da tabii metrekare ile çarpılınca primde farklılıklar oluşuyor. Hmm. Aslında oradaki temel şey metrekare birim değişikliği, sigorta bedelinin artması. Tabii hani hepimiz son yaklaşık işte Kasım'ın sonundan beri yaşadığımız maliyetlerdeki artışları yaşıyoruz ülkemizde. Şu anda bizim 1 Ocak 2022'deki değerimiz %19 olarak artmış durumda sigorta bedelimiz. Tamam. Ona istinaden de bir evin 268 lira olan bir evin 100 metrekare betonarme bir evin primi 320 liraya, 319 liraya çıkmış durumda. Maksimum sigorta bedelimizde, yani DASK'ın üzerinde taşıdığı bir bağımsız bölüm, bir konut için 268 bin lira olan maksimum teminat limiti 320 bin liraya çıktı. Hı hı. Şimdi şöyle diyebilirsiniz ki hani bunlar vatandaşlarımızdan da sorular geliyor. Sizler de bize ilettiniz. Hı hı. Sorulara baktık, o havuzlara baktık. Hani bunların yeterli olup olmadığını sorguluyor vatandaşlarımız. Şu anda aslında hani ülke genelinde genel artışlar sebebiyle eğer yıl içinde emlak vergisine tabi maliyetlerde bir cetvellerde güncelleme olursa DASK da bir devlet kurumu olarak bunun arkasından kendi tarafında yapması gerekenleri yapacaktır. Bu çok soru gelen bir soru. Prim? Prim? Prim ne kadar artacak tam olarak? Şu %19. %19 bir prim artışı. Prim artışı 268 liradan uygulamaya geçiyor. 268 liradan 320, 319 tamam, liraya çıkıyor.